Merhaba. Bugün ben Zeynep ve Neslihan'ın kuyruğu Stranger Things'i konuşuyor olacağız. Evet, birinci sezon. Bayağı oldu aslında. Biz bayağıdır da zaman ayırmaya çalışıyoruz bu diziye. Kesinlikle. Anca yetiştik. İkinci sezondan ben önce yetişiyorsak yeterli zaten bir evet, önceki sonraki düşündük. Sezon geçmeden. İkinci sezonda 27 Ekim'de geliyormuş. Onu da hemen çıktığı gibi çekeriz diye düşünüyorum ve umuyorum. Netflix dizisi değil mi? Evet, Netflix dizisi 8 bölümlük 2016 yapımı bir proje olarak başlıyor. Ve şimdi ikinci sezonu gelecek. Kim yapmış bunu? Bak şimdi. Duffer Brothers, Duffer kardeşler. İki tane Duffer adlı adam. İki, evet, Duffer soyadlı arkadaşımız. Bunlar tek yumurta ikiziymiş bu arada. Böyle adları yani çok tanımış değiller. Değil mi? Nerede? Bir tane filmleri var. Adı Hidden. Hidden. Bir tane dizileri var ve Wayward Pines yazmışlar. Evet, birkaç evet. Bölüm mü? Yazar olarak davet edilmişler, prodüser olarak. Bu da güzel bir dizi aslında. Devam edecek mi bakalım? Ben izlemedim ama metini duydum. Hidden diye de bir korku filmi yazıp yönetmişler. Warner Bros. Alıp yayınlamış filmi. O da bayağı beğenilmiş yani. Değil mi? Takdiri almış diye duydum. İşte kısa böyle ve başarılı bir kariyerin evet, başında. Kariyerleri var. Bayağı film falan okumuşlar zaten. İşte böyle arkadaşlar. Şanslılar bayağı. Kesinlikle öyle. Yani direkt Netflix kapmış çocukları. Evet. Peki şöyle bir konuyu özetlemek ister miydiniz? Konuyu özetlemek ister miyim? Bu bir bilim kurgu gerilim derdim. Bilim ya, korku da diyorlar. Ben çok korkmadım ama yani. Evet. İşte evet, bilim oluyor bence. Tatlı bilim kurgu korku gibi. Korku mu oluyor? Korku bence oluyor. 80'ler temalı. Evet, 80'ler temalı. Çok tatlı bir böyle buram buram bir nostaljisi var. Hatta konuyu da bir yandan sırtlayan bir nostaljisi var 80'ler. 80'lerin başı diyor ama bize göre 90'ları da 83, evet. Alıyor gibi bize geç geliyor ya biraz. 80'ler bize 90'larda geldiği için arkadaşlar 90'ları da yani hatırlıyoruz o dönemleri bizde. Çünkü ben oradaki her şeyi hatırlıyorum ama 80'lerin başını hatırlamam zira doğmamıştım. Evet o yüzden. Ben de anca falan doğmuştum o yüzden şey değil yani 90'ları da hafif kapsıyor. Zaten hafif 90'lar vibe olan karakterler de var bence giysilerde falan filan. Ama 80-90 güzeldir yani. Evet, şimdi böyle küçük bir kasabamız var. Bu kasabada hayat normal gidiyor falan. Çok tatlı çocuklar Dungeons and Dragons oynayarak açılıyor dizi falan. Neyse. Küçük nerdler. Şimdi şey var, bir tane de devlete bağlı insanlar üzerinde deney de yapan bir araştırma enstitüsü var. Burada paranormal ve doğaüstü olaylar da araştırılıyor. Ve bir yavaş yavaş şey oluyor yani. Devlet destekli bir şey. Devlet destekli. Enerji Bakanlığı falan evet, parmağı var yani. ABD Enerji Bakanlığı'nın var. CIA'yı tahmin ediyorlar falan. Evet evet. NSA'yı hatta, ya da. Evet evet şeyler de. Orada yapılan deneylerde elde edilen süper güçler ya da bulunan süper güçler. O da Soğuk Savaş zamanı Sovyetlerle casusluk, evet, casusluk amacıyla kullanılıyor gibi. Fix direkt bir muhabbet olmuş. Karşı. Evet evet hala devam eden. Evet şey oluyor, bizim o başroldeki Dungeons and Dragons nerdlerinden biri kayboluyor. Aslında bu bütün sezonu götüren bir hikaye artık. Evet. Kayboluyor, yani, onu bulmaya çalışıyoruz. Bu arada spoiler olacaktır arkadaşlar, onu da söyleyeyim ama çok derinlemesine bir özet geçmeyeceğiz bu dizide. Çünkü çoğunuz izlemişsinizdir ya da izlersiniz diye düşünüyoruz. O nedenle çok bir özete de gerek yok diye düşündük. Evet lütfen. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bir yandan da diğer bir önemli karakter Eleven var. Eleven da bu araştırma enstitüsünden kaçan bir karakter. Onun da paranormal güçlerini, psikokinetik güçlerini görüyoruz. Yani çocuğu bulmaya çalışıyoruz aslında. Annesi çok iyi oynuyor. Şerif tabii küçücük şehir, kasaba hiç denk gelmemişler böyle olaylara. O da uğraşıyor. Vesaire vesaire olaylarla. Evet, zaten direkt küçük kasaba herkes birbirini tanıyor falan böyle bir evet, ortam var. Evet. Bu arada bu deney olayı 1950-1970'li yıllar arasında CIA tarafından yürütülen bir insan deneyi, MK Ultra diye bir insanlar üzerinde yapılan bir deneyi temel alıyormuş. Bayağı insanlara ilaç falan vermişler. Oradan da bir şeydilik şeyi var yani. Bu zaten son dönemde
Mesela Black Mirror'da çok görüyoruz. Yani aslında son dönem bilim kurgu filmlerinde de çok fazla görüyoruz bunu. Bir nasıl diyeyim, geleceğe dönük olarak devletlerin karşılaştığımız, gelecekte karşılaşacağımız teknolojik veya işte dünya dışı durumlar olması halinde devletlerin çok yetersiz ve eski kafalı kalacağını öngörme trendi var şimdi özellikle bilim kurgu yapımlarında. Bu benim çok hoşuma giden bir şey çünkü kesinlikle olacağını tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Mesela biz hep Contact'ten bahsediyoruz. Contact'te bunu zaten Carl Sagan özellikle kitabında inanılmaz güzel bir şekilde işliyor. Yine çok öneriyorum bu kitabı. Yani hani dünyanın liderlerinin nasıl davranacağını falan çok güzel kestirmiş. Hı hı. O yüzden bu devlet eleştirileri benim çok hoşuma gidiyor. Anlamadığı konuda zaten işte yine devletin parmağıyla olmuş bir felakete sürüklenme durumu var Stranger Things'de de. Ve normal insanlar bunu toparlamaya çalışıyor gibi bir şey. Böyle. Böyle benim hoşuma giden bir tema oluyor Amerikan dizilerinde son zamanda. Evet, devletin girmesi, ona yönelik bir eleştirinin girmesi benim de hoşuma gidiyor. Zaten hem bu ilerlemelerin, yani bu gelişmelerin önünü de aslında çekiyor oluyorlar. Hı hı. Ama bazen o kadar yetersiz bir şekilde çekiyorlar ki yok yanlış ellere gidiyor, yok patlama oluyor bilmem ne. Kesinlikle. O güzel oluyor. Yani evet, güç sahiplerinin aslında ne kadar fikirsiz olduğuna dair güzel eleştiriler oluyor. Evet. Hı. Ne diyorduk? Bitti mi şimdi? Bu mu? Konu bu. Konu bu. Tabii bir paralel evren muhabbeti oluşuyor bir yerden sonra. Bakıyoruz ki bu bir paralel evren hikayesi. Hı hı. Bilimini de güzel yapmışlar bence şeye göre. Hani çok derine inmiyorlar ama basit skalada da güzel tutarlı bir şey var. Yani zaten Eleven'ın şeyin bilinç altında oluyor gibi bir kısmı. Bir kısmı da kapıdan geçiyorlar. Evet. Yani portallar var. Eleven'ın bilinç altında kendisi güçleri. Gezdiği yerler de var yani. Evet. Onlar tam bilinç altında değil bence ya. Onlar şimdi kızın psychic güçleri çok fazla olduğu için, bir deney ürünü olduğu için benim anladığım kadarıyla bu sensory pool gibi bir şey, ne deniyor ona ya? Sensory deprivation tank. Isolation tank deniyor galiba bile. Bu alete kapatıldığında hani sanıyorum bu sensör kapatıldığında o tarafa yönlendirebiliyor ve bir şekilde o tarafa ulaşabiliyor. Yani upside down'a ya ulaşıyor ya telepatik olarak ulaşıyor. Belki de dediğim gibi beyninde telepatik olarak ulaşıyordur sadece. Ama bir ulaşma olayı var çünkü portalı açan da onun orada o canavarla, işte monster dedikleri canavarla ilk teması oluyor anladığım kadarıyla. Böyle bir çılgınlık yani. Evet. Eleven kesinlikle çok güçlü bir karakter. Evet, Eleven şu şekilde olmuş. Şimdi bir önceki deneyde, deneyin bir önceki safhasında bir tane kadın, soyadı Ives, adı Tyler mıydı? Neyse adını unuttum. Kim bilir? bu kadın o deneye tabi tutulurken hamileymiş meğer. O nedenle... Şaşırmış gibi yapayım. İşte yeni şey oluyor. O Dr. Brenner bu bebeği alıyor doğumda. Şey diyor, miscarriage diyor, işte düşük yaptı diyor. Dr. Brenner de bu evet, bizim o kötü adam. Yöneten amcamız yani. Yöneten, alıyor çocuğu başka yani. Tutmuş. Şimdi çocuk direkt o ilacı almadı ve hani o büyüdüğü plazmada o ilaç vardı gibi. Acaba değişik bir şeyler olur mu falan. Tabii. Alıyor onu oradan. Hemen gözleri parlamıştır zaten. Evet, yani Eleven bunun buradan başlıyor yani Eleven. Ve papa diyor adama hep. Evet. Yani ya yalan söyledi ben senin babanım diye ya da direkt baba figür olarak gördü. İkisi de olabilir. Ama yani adam da iyi bunu sömürdü yani. Tabii deneyin önceki safhasını bilmediğimiz için gerçekten babası da olabilir yani. Bilemeyiz biraz yani. Ay çok korkunç oldu. Birden daha da korkunçlaştı olabilir gerçekten. Evet. Kızımız buradan geliyor yani. Kızımız... O değişik bir deney yani onunki artık. Evet evet kesinlikle. İşte yani kaldıramayacağı şeylere girmiş oluyor yine bizim figürler. Evet. Kötü figürler. Ve bir kapı, portal açılıyor. Ondan sonrası malumunuz zaten. Biraz karakterlerden bahsetmek istedim. Niye bağırdım bilmiyorum ama. Joyce Byers'la başlayacağım izin verirseniz. Tabii ki buyurun. Winona Ryder'la yani tabii ki.
Winona Ryder için kontrast oluşturan bir karakter olduğunu düşünüyorum Joyce Byers'ın. Çünkü Winona Ryder dediğinde hep böyle baskın rol. Değil mi? Böyle altı çizim Winona oynuyor bak falan gibi. Hani bunda da tabii çok yapıldı ama karakter çok aslında ezik tabir ettiğimiz bir karakter. Evet. Yani hayatın sillesini yemiş dediğimiz gerçekten çok şey çekmiş ama tüm buna rağmen, tüm bunlara rağmen çok da güçlü duran bir karakter. Biz bunu tabii diziyi izledikçe daha iyi öğrenmeye başlıyoruz. Ben karakteri çok beğendim. Artı Winona Ryder'ın oyunculuğuna bayıldım. Yani gerçekten o hani o ezilmiş insanı çok güzel yansıtıyor ve bir anne olarak hani çocuğuna karşı duyduğu sevgiyi, işte özlemi falan filan da çok güzel yansıtıyor her şeyi. Evet, anne rolünü çok iyi yansıtmış. Çok gerçekten iyi yansıtmış. Hani beklemezdim çünkü gerçi uzun zamandır çok izlemedim ama kesinlikle böyle. Hemfikir değilim. Ta 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 yine. Şimdi Winona Ryder kleptomani ile baş ettiğinden beri yıllardır görmüyoruz zaten. Çok filmlere çıkmıyor, dizilere falan. O yüzden güzel bir dönüş olduğunu düşünüyorum. İkincisi, ben Winona Ryder deyince aklıma zaten hep ezik karakterler geliyor. Bakın Girl Interrupted, kızcağızım orada. Ezik. Ondan ama sonra bak, Beetlejuice geliyor aklıma. Presence orada da bak, şey değil. Sahnede kendine çekiyordu insanı yani. Öyle bir şey var ama burada sönük karakter. Yani karakter de böyle bir ay canım falan yani. Şimdi evet, dediğini tam olarak anlayamamıştım ben senin dediğini. Karakterin vurgulanması açısından diyorsan evet, karakter az vurgulanmış ama yok, iyi oynadığı için çok öne çıkmış, çıkarmış evet, bence. Ama öbür açıdan evet, aklıma benim ilk gelen güçsüz karakterler oldu zaten. Ama çok güzel oynamış. Ben çok memnunum. Çok başarılı. Severdim zaten kendisini. Çok özlemişim. Başarılı olmuş yani. Makyaj falan da iyiydi yani. Bayağı oturmuş role. Makyaj mı? Yani benzetmişler yani. Tam anne olmuş işte kadın. Artık yaşı gelmiştir onun. Anne olmuştur bile. Yani yaşlandırmışlar anlayabilecek. Paspallaştırmışlar. Şimdi bu güçsüz karakterin güç göstermesi durumu bu dizi genelinde çok görülen bir şey. Zaten asıl ana tayfa işte çocuk tayfası, nerd tayfa işte bully'ler, zorbalar, okul zorbaları geliyor bunları dövüyor. Öğle yemeği parasını alıyor falan diyelim. Zaten böyle bir tema işleniyor sürekli. Genelde toplumun daha dışarıda tuttuğu böyle o zamanlar bir de çok popüler loser falan filan kültürü değil mi? Böyle karakterler zaten günü kurtaran insanlar oluyor ama bu dizide buna ek olarak şey de yapmışlar. O da benim çok hoşuma gitti. Bu da dizinin gerçekten 80'lerde değil aslında işte 2000'lerde, 2010'larda hatta çekildiğini belli ediyor. Ne diyeceğim? Ne yapmışsın? Bakıyorum. Şöyle bir ışık yanıyor bir yerden. Nerede yanıyor ışık? Bence bir ışık yanmıyor. Kamera bize göz kırptı bence. İlginç. Tamam peki. Şöyle, şunu diyecektim. Ay unuttum ne diyeceğim. Ay demek o kadar. yok unutmadım. Şimdi dediğim gibi böyle hani işte toplumun dışladığı karakterlerin güçlü durması pozitif bir şey. Tabii bu şu an zaten nerd kültürünün çok popüler olmasıyla da bizim artık görmeye alıştığımız bir şey. Ama aynı zamanda dizi popüler karakterleri de kötü bir şekilde çizmiyor. Kötü bir şekilde anlatmıyor bize. Ve popüler karakterlerden de mesela en popüler çocuk yine gayet düzgün bir insan. Yine o da güçlü çıkıyor, o da savaşıyor vesaire. Bunu da yapıyor. Yani insanları sınıflandırmak yerine, ki bu çok daha kolay olurdu ve yıllarca yapılan bir şey zaten bu sinemada. Daha çok bireysel olarak karakterleri işlemesi benim çok hoşuma gitti o açıdan. Çünkü hem beklenmediklik de katıyor diziye. Hangi karakterin ne yapacağını bilemiyorsun. Hem de bu birleştirici tavır benim çok hoşuma giden bir şey. Özellikle hani böyle linç kültürünün şeyin herkese ayırmanın, sen öylesin ben böyle çok popüler olduğu dönemden geçtiğimiz için benim çok hoşuma giden bir şey oldu bu. Evet. Yine mesela bu ezilen karakterlerin güçlü durması Jim Hopper karakterinde de var. Şerifimizde işte. Bilmiyorum, benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Karakterleri de zaten çok beğendim ve ilgi çekici buldum. Tabii bir George'un altında bunları söylemem gerekiyor muydu? Gerekiyor. Bazen zaten ben bunları düşünürken ayırt edemiyorum karakterleri. Çünkü birbirlerine davranışlarıyla ve birbirleriyle alakalarıyla birleştirdiğimiz için bence mantıklı. Mantıklı mı? Evet, mantıklı.
Peki gelelim Brad tayfasına. Mike, neydi çocuğun adı, hadi bakayım. Eleven var, Lucas var, bir de Dustin. Bill kaybolan. Dustin ve Bill kaybolan. Bill'i çok iyi tanıyamıyoruz zaten. Hani ailesinin şeyleri dışında, anlattıkları falan dışında. Bu gençler... Buyurun. Ne düşünüyorsun bu gençler konusunda? Umurumda değil. Yani o kadar derin düşünmüyorum açıkçası. Bana şey gibi geldi bu dizi. Dizi hikayesiyle çok sürükledi. Oyunculuklar da iyiydi. O yüzden hani eğreti durmadı. Hani pek kötü bir şey olmaz. Böyle akar gider ya. Öyle gitti benim için. Karakterler de çok doğaldı çocuklarda. Evet. Hani yani şu sokakta çocuk olsa o şekilde olurdu. Yani çok güzel. Evet. Bir de aralarındaki kimya da sen gerçekten arkadaşlarmış gibiydi. Bunun ötesinde öyle bir dikkatimi çeken bir şey olmadı açıkçası. Şimdi sen böyle deyince mesela şeyi düşünüyorum. Yani çok iyi bir casting yapmışlar ve karakterleri çok iyi yazmışlar diye düşünmeye başladım. Aslında böyle düşünmüyordum tam olarak. Çünkü bu kimyanın göze batmaması mesela, hiçbir karakterin aşırı derecede öne çıkmaması, hepsinin yerinde çok güzel oturması falan. Aslında bayağı titiz bir çalışmanın sonucu olsa gerek diye düşünüyorum. Nasıl bulmuşlar acaba? Çocukları oynatmışlardır belki oturup. Yani kimya çocuklar tabii yapmışlardır kesin öyle bir şey ya. Yani çünkü çocuklar çok farklı çocuklar birbirinden ama uyumları gerçekten çok güzel. Dustin mesela, Dustin'i çok kullanmışlar yani. Zaten çocuklar dizinin komedi unsurunun birinci şeyi falan, yani katmanı falan. Dustin özellikle işte zaten sevimli bir tip böyle. İyi kullanmışlar yani, onu da hani öne çıkarmışlar özellikle sonlara doğru. Benim hoşuma gitti. Tombiş olan mıydı Dustin? Tombiş olan. Tamam. Tombiş olan. Böyle şeyli konuşan. Peltek gibi mi? Peltek konuşan hafif. Güzel değil mi? Evet. Oyunculukları da çok iyiydi gerçekten ufaklıkların. Ve zaten hikayede onlar taşıyordu çoğu zaman. Gelelim gençlik ekibine. Nancy, Jonathan, Steve, bir de Barb vardı. Barb çok evet. Az göründü ama. Bunlar da gençlik tayfası işte. Yani çok diyecek bir şey yok. Böyle birazcık romantizm unsuru katmışlar diziye. Aynı zamanda işte dediğim gibi bu popüler karakterleri hep zalim şey olarak göstermeme tarafı biraz onların tarafında olan bir şey. Bir başka karaktere daha değinmek ister miyim? Bence istersin. Kesinlikle. Scott Clark. Öğretmen. O öğretmenleri var bir tane böyle. Değil mi? Evet. Zaten bu tür filmlerde hep bir oluyor öyle bir yol gösteren rehber. Değil mi? Olması lazım yani. Ama iddia ediyorum bu dizinin gerçek kahramanı Scott Clark bence. Neden diyeceksin? Çünkü bu adam, bak, internet yok. Tamam mı? Kütüphaneyle nereye kadar çocuksun yani. Bu adamın açıklamaları sayesinde bütün dizi bir sonuca ulaşabiliyor. Yani bak, paralel evreni anlatan bu adam bunlara. Upside Down olayını anlatan. Ondan sonra işte Isolation Tank'i nasıl yapacaklarını anlatan bu adam. Yani ve hiçbir zaman çocuklarla muhabbeti de çok güzel. Şey yapıyor, sürekli yani kırmıyor. Sürekli evet, evet, bilimsel meraktır falan diye öyle kesin diyor ama. Teşvik ediyor falan filan. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Bir sahne var, bu adam evde işte kız arkadaşıyla olduğunu tahmin ediyoruz. Film izliyor. Kız arkadaşı da Asyalı olması dikkatimi çekti. Özellikle 80'lerde 90'larda bildiğim kadarıyla, yani yanlış bilmiyorsam, Amerika'da ırkçılık, Asyalılara karşı ırkçılık da bayağı bir yani sağlamdı diyebiliyorum. Şimdi bu şey, hani dizide şey olayı var ya, günü kurtaran işte ezik dediğimiz, loser dediğimiz popüler olmayan karakterler oluyor genel olarak. Bu amcamız da böyle bir nerd bir adammış belli ki, yani işte bilim hocası, ne hocası olduğunu bilmiyorum şu an ama fizik hocası falandır herhalde. Ve kendisinin bir hani orada bir Asyalı kız arkadaşı olması bence hani bu insanların o zamandan böyle şeyleri ne kadar aşabildiğini ve bunlara karşı ne kadar durabildiğini de birazcık gösteren bir, belki ya olabilir. Çok abartıyor olabilirim, hani çok zorla çekiyor olabilirim onu oradan ama bir anlamı vardır diye düşünmek istedim. Böyle bir görünürlük koymalarını da diziye. Böyle ilgimi çekti. İlginç. Onu diyecektim sadece. Çok mersi. Hiç böyle düşünmemiştim. İlginç. Yani biraz uzak bir çıkarım olabilir tabii. Ya bu arada biz arada kırmızı kırmızı parlıyoruz ama evet. Neden bilmiyorum, çünkü
Bize burada bir ışık yok yani o kameradan şey olmuyor. Herhalde kameramız biraz şaka yapıyor bize. Evet efendimiz. Evet, nelerden etkilendiklerini şöyle bir değinmek istiyorum. Duffer kardeşlerin. Soğuk Savaş dönemindeki bu sorgulama için kullanılan deneylerden okuyacağım biraz. Stephen King, Spielberg, Wes Craven, Scream yönetmeni, George Lucas, Guillermo del Toro, Alien, Akira, Elfenlied, Silent Hill, The Last of Us. Bayağı evet, bunlar, yani. Evet, bunlardan etkilendiklerini belirtmişler röportajlarda. Evet. Çok güzel. Yani şey, bu modern insanların, hani sen ben yaşında insanların böyle büyük işler ürettiğini görmek de hoşuma gidiyor benim aslına bakarsan. Yani şöyle diyeyim, saçma oldu biraz ama şey, hani bizim izlediğimiz şeyleri izleyerek büyümüş insanlar onlardan ilham alıp bir şey ürettiğini görmek hoşuma gidiyor. Hiç kıskançlık falan yok ha? Yok, ben de kendimce bir şeyler üretmeye çalışırım Zeynep hayatta yani, mersi. Ben benim yaşında olanları görünce böyle bir garip oluyorum. Ya sen ne yaptın diyorum Zeynep, sen ne yaptın? Çok şey yaptın bence, öyle deme Zeynep'ciğim. Seni olsun, tanıyan biri olarak söylüyorum. Neyse, çok arabeske girmeden. Peki, o zaman biraz müzikten bahsedelim derim. Evet, evet, bence de şey yapalım biraz. Toparlayalım. Benim kalmadı çok söyleyeceğim. Karakterler hakkında. Benim daha bir 5 sayfa notum var yani. O kadar yok da. Karakterler hakkında diyeceğim başka bir şey kalmadı. Karakterler hakkında benim de pardon ya, benim de kalmadı. Yani işte bu kötü tayfa zaten Dr. Brenner, işte ondan sonra elektrik enerji bakanlığı, elektrik bakanlığı diyorum. Enerji bakanlığı, CIA mi artık, arkasında başka kim varsa falan. Çok fix karakterlerdi zaten, stok karakterlerdi. Ve yani öyle olması da güzel bence. Çok, çünkü kapalı bir zihin yapısını temsil ediyorlar. Çünkü işte dediğim gibi yani böyle bir görüş, arkasında durdukları görüş ne kadar geniş ve derin olabilir ki zaten. Çünkü onlar çok büyük bir organizasyon olarak hareket ediyor. Mesela ajanları sorgulamak ne kadar derin bir görüş gerektiriyor. Anlatabildim mi? Yani mesela devletlerin amaçları sığdır genelde, onu demek istedim yani. O nedenle hani karakterlerin de sığ tutulması bence sorun değildi yani, böyle çok evet, anladım, şey anladım. Evet. Bir bizim Şerif'le ilgili bir sorun var. Hatta çözülememiş bir soru ikinci sezona. Şerif şimdi Brenner'la bir anlaşma yapıyor. Evet. Onun sonucunda tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Spoiler dedik zaten baştan, tüm inceleme videoları spoiler arkadaşlar. Zeynep ağır koydu. Bir önceki videoda da dedim yani inceleme size bu. Size söyledim dostum. İnceleme videoları spoiler dolu. Hey. Pardon, buyurun. Neydi? Fazla cümlem ben bugün. Ne diyordun? Diyordum ki en sonunda diyordun bir şey o. Şerif. Ha, Şerif bir de şey en son son bölümde mi, bir önceki bölümde mi? Bir tane simsiyah bir arabaya biniyor, gidiyor. Evet. Arkasına biniyor. Alıyorlar. Yani. Evet, o. Alıyorlar. Devlet, alıyorlar arabası onu, gibi. Onun terimi o. Alıyorlar arabaya. Evet. Arabayı alıyorlar mı onun terimi? O alıyorlar. Aldılar falan. Öyle bilmiyorum ben. Bilmiyorum, kendisi bindi ama bilmiyorum öyle bir o nasıl bir terimmiş. İşte öyle, acaba o araba hangi ne arabası, işte devlet arabası gibi. Ya bunda çok şey bir şey yok. Ben anlamıştım onu yani. Ne? Çok da anlamadım da yani. Anladığım kadarıyla şöyle anlaşma yapıyor. Kız öldü olarak biliyorlar. Kız ölmedi. Eleven ölmedi. Ve adam hatta gidiyor ona bir yemek bırakıyor. En sevdiği o egosu ne, öyle saçma bir şey seviyor ya. Ondan bırakıyor. Adam ikisinin arasında kontak olarak anladığım kadarıyla devam ediyor. Ya da kızın yaşadığını söylememiş olabilir onlara gerçekten. Niye kontak olsun arada? Ama yani onlarla bir anlaşması var işte, şey anlaşması, hiçbir şey açığa vurmamak, böyle bir şey olmadı demek, birisi bir şey derse yalanlamak falan filan. Çünkü amaçları çocuğu kurtarmaktı yani, onlar çocuk kurtarmaya odaklandığı için. O da çocuğun hayatına bu şeyi açığa çıkmamasını takas ediyor gibi bir şey. Gerçi bu insanları sonra yine de öldürebilirler, niye öldürmedikleri. Ama belirli bir şekilde bu dediğini söylemiyorlar değil mi? Senin Hayır, açıkça söylemiyorlar tabii. Ama evet, bu sonucu çıkardım ben. Çünkü adam kabul ediyor yani bir anlaşmayı. Evet işte ne kabul ediyor? Tam spesifiğini, onu... evet. O kağıdı görmek gerekir.
Ama şimdi metnini görmek gerekiyor yani. İşte bunu merak ediyorum ikinci sezondan. Güzel bir fikir ama evet öyle olabilir. Öyle bir şey var yani Eleven zaten yaşadığı bilmiyor galiba. Ben ikinci sezonun şeyini izlemedim ama trailerını galiba var trailerda diye gördüm bir yerlerde yani. İzlemedim onu da. Peki şimdi müzik konuşabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. şimdi yani dizinin orijinal müzikleri Survive diye bir elektronik müzik grubunun üyeleri tarafından yapılıyor. Bunlar çok aktif bir grup değil anladığım kadarıyla. Kyle Dixon ve Michael Stein isimleri. Tabii 80'ler temalı olduğu için bol synthesizer ağırlıklı bir müzik. İki volüm halinde onun soundtrack albümlerini de çıkardılar hatta. Güzel, hatta tema müziği bu Michael Stein'in eskiden yaptığı bir çalışmadanmış. Direkt kullanılmamış bir işini alıp şey yapmışlar. Ya şey demiş bu Duffer'lar galiba. Bunları bulmuş, hala müzik yapıyor musunuz, ilgilenir misiniz falan demişler. Onlar da bunları bayağı büyüklüce bir şey göndermiş. İşlerinden örnek göndermiş. O ara o dinlediklerinden tema müziğini seçip çıkarmışlar. Ondan sonra birçoğu orijinal galiba, birçoğu da eski işlerini içeriyor. Çok göze batan ağır bir soundtrack değil zaten. Ama şeyi tabii videoyu tam olarak desteklediği için bence çok başarılı bir soundtrack. Zaten Grammy'ye de aday oluyor galiba, kazanmıyor ama başarılı buluyorum. Onun dışında dizide çalan müziklerden bildiğimiz gruplar var, zamanın ağır topları mı desek. The Clash var mesela. Değil mi? Hatta Should I Stay or Should I Go bayağı bir kullanıyorlar dizide. Evet. Hani dizinin şeyi olarak. Ondan sonra Echo and the Bunnymen var. Peter Gabriel var. New Order var. Ve hatta Toto da var. Toto ne ya? Toto ya. Toto Afrika falan. Toto Afrika değil mi ya? Toto böyle çok ünlü bir şey grubu ya. Müzik grubu böyle işte o dönemlerin. Yani çok ciddiye alınmaz da bazı insanlar da sever, böyle bir değişik bir grup. Duysam bilirim belki de, adını bilmiyorum. Evet. Vangelis var mesela. Vangelis'te Blade Runner'ın falan müziklerini yapan çok o Yunan bir amcamız. Böyle elektronik müziğin işte devlerinden, babalarından, atalarından falan sayılır. 70 küsur yaşında şimdi galiba. Böyle. Güzeldi müzikler. Güzel yani şey, atmosfere uygundu. Mesela elektrik sahnelerini hatırlarsan, lamba sahnelerini falan bayağı güzel yapmışlardı diye düşünüyorum. Evet. Müzik. Zeynep hiç hoşnut değil şu an. Neden? Çünkü ben çok cıvığım bugün. Hayır. Yani hiç bir fikrim yok açıkçası. Gerçekten. Diyecek bir şeyim yok. Yani müziğine dikkat etmedim. O kadar önemli bir müziği yok bence. Uygun. Evet. Gidiyor sen işte. Gerçi soundtrack'te göze batmaması bence mantıklı yani zaten. Güzel. Değil mi? Evet. İyi desteklemiş yani. Peki dizinin temalarını da bir konuşalım. Bir de beğendik mi toparlayalım. Evet. Ne dersin? Olur. Tam dostluk mesela çok büyük bir tema mıydı sence de? Evet, dostluk büyük bir temaydı bence de. Zaten böyle karakterlerden söz ederken konuşmuş olduk, konuşmuş bayağı bir temayı zaten. Doğru söylüyorsun ama yani özellikle altını çize çize dostluk 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 diye bir verdiler yani. Ondan sonra tabii 80'ler dedik. 80'lere ait görsel ve işitsel bir tema hakimdi. Ondan sonra nerd kültürü çok büyük bir işte Dungeons and Dragons bilmem ne. Demogorgon neydi Demogorgon ya? O orada Dungeons and Dragons'dan bir prens iblis olarak çıkıyor karşımıza. Ama aslında normalde de bir iblis. Edebiyatta, Yunan mitolojisinde de olan bir iblis. Evet. Hatta şeyde cehennemin 88. katında yaşarmış. Bayağı havalı bir iblis yani. Ama Baldur's Gate'de de Baldur's Gate'de de geçiyor. Evet. Şeyden Dungeons and Dragons'dan alıyorlar tabii. Çocuklar da oradan etkilenmişlerdir zaten. Evet, evet, zaten Paso D&D oynuyorlar değil evet. mi? İşte o zamanlar biz de çocuk olsak belki biz de oynarmışız. Valla ben çocukken de oynuyorlardı. Sen çocukken de oynuyorlarmıştır. Bizim arkadaşlarımız oynamıyormuş. Benim büyüdüğüm yerde oynamıyorlardı maalesef. Evet,
Böyle bir de komedi teması var. Onu da bizim veletlerle genelde yani çocuklar, halletmişler. Ve güzel de yani komedisi hoş. Çocuklardan başka komedi hatırlamıyorum ben aslında. Ben de pek hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum. Şerif'li birkaç sahne vardı. Çünkü Şerif'in bir hani böyle klasik aptal yardımcısı falan var. Yani böyle bir şey yapılmış. Ama evet ağırlıklı olarak çocuklardaydı. Peki genel fikirlerinizi almak istersem diziyle ilgili. Beğendiniz mi? Evet, genel fikirlerim. Ben şimdi bu dizi beni çok etkilemedi. Ama şöyle nostaljik, sanki nostaljik bir lokum yemişim gibi. Ama lokum yiyip duramam. Evet. Yani şöyle izliyorum izlerken nostalji öğesi nedeniyle keyif aldım. Super Mario oynar gibi. Super Mario olduğu için oynadım, sevdim ama her seferinde seviyorum. Ama sürekli de Mario, sürekli de Mario oynayamam. Yani konusu sürükledi. Ama yani böyle bir bittiği zaman etkilenmiş gibi hissetmedim. Evet. Aynı şey bana da oldu aslında bakarsan. Yani. Ama neyi kötü diyeceksin? Şusu kötü de diyemiyorum. Değil. Kötü değil. Bence konusu konusu da kötü değil aslında. Yani ilerlemesi çok güzel bence mesela. Ondan sonra çok fazla soru işareti bırakmıyorlar. O da çok güzel. Güzel toparlamışlar. Bilimsel açıdan da yani çok tutarsız, anlamsız, saçma sapan bir şey değil. Oyunculuk çok iyi. Belki artık çok fazla böyle twistlere falan mı alıştık bilmiyorum ama yok, twistsizliği de eski şeyleri izlediğimizi seviyoruz yani. Biz çok twistsiz insan değiliz zaten. Belki çok öne çıkan karakter mi yoktu bilmiyorum. Benim şöyle bir fikrim var. Çok öne çıkan bir tema var işte, o 80'ler teması. O kadar öne çıkmış ki. Bence bu Uncanny Valley'e girmiş biraz. Çünkü o kadar yani şey gibi, sanki hediyelik eşya alırmışım gibi dükkandan. Böyle bir ne derler? Anladım. Böyle bir unique item olmuş orada. Anladım. Kenarda yani onun gibi. Ben bak kendi notlarıma bakıyorum. Ben de şey demişim. 80'ler 60'lar atmosferi oldukça başarılı ve aşırıya kaçmamış demişim. Bana da aşırıya kaçmış gibi gelmemiş nedense. Ya beni o aşırıya kaçması birazcık uzaklaştırdı diziden. Böyle bir yabancılaşma gibi böyle bir dakika falan oldu. Ama kötü anlamda değil. Ne diyorum? İşte nostalji izlemiş değişik gibi diyorum. Çok güzeldi ama bu sefer de hani dizi çok etkilemedi gibi oluyor. Belki çok böyle konfor alanı, böyle çok sevdiğimiz şeyler belki o yüzden. Mesela o kadar korkamadım da yani. Yani gerilmedim evet. De o kadar. Yani ben biraz gerildim açıkçası. Yani ben izlerken bayağı keyif aldım. Hani sürükleyici buldum. Diyalogları da çok beğendim. Diyalogları çok beğendim. Çok güzeldi bence diyaloglar çoğu yani. Birkaç böyle çocuk sahneleri hani böyle falan olmasa da olurmuş gibiydi. Ama onun dışında gerçekten çok beğendim. Bak ama şimdi düşündüğüm zaman en etkilendiğim dizilerden biri falan değil. Mesela neden olduğunu şu an bulamıyorum. Neden olduğunu bulamıyorum ama umarım ikinci sezonda olur. Ve kesinlikle izlemenizi de öneririm. Yine de çok güzel bir dizi. İzlenmesini ben de öneririm. En azından nostalji için. Evet kesinlikle sürükleyici. Bir de ayrıntıya çok önem verdikleri için görsel olarak keyifli, işitsel olarak keyifli, oyunculukları izlemek keyifli. Konu zaten güzel. Yani izlenmeyecek, kesinlikle izlenmeyecek bir dizi değil. Bir de benim için Westworld'la aynı ayda izledim ben bunları. O yüzden de olabilir. Ha belki evet, o diğeri çok yüksekti yani. Etkilenmeliyim. Diziydi. Bir de onda işte çok twist vardı, şey vardı. İnsanın kafası o tarafa gidiyordur onu çözmeye çalışmıştım değil mi? O daha çok ilgimi çekmiştir. O olabilir. Yani ben Westworld'den de böyle dünyalar kadar etkilenmedim yani. O da güzel bir diziydi ama Stranger Things'in atmosferi biraz daha derli toplu geldi bana. Bilemiyorum. Bilemeyeceğim Zeynep. Yani yan konulara giriyorlar mesela. Yan konuları da çok uzatmıyorlar. O hoşuma gitti. Pacing sürekli hikaye, ana hikaye devam ediyor. Belki bölüm sayısı kısıtlı olduğu için değil mi? Belki ama işte o yanlara biraz daha girseler belki daha çok etkilenirmiş. Bak o da var şimdi. Evet, çünkü düşünüyorum orası nasıl, burası nasıl diye Westworld'da yani. Evet. Belki dünya derinliği çok olmadı. Evet. Bütün olay çocuk kayboldu. Çocuk bulundu. Belki evet. Falan. O dünyaya çok adapte olamadık. Doğru diyorsun. Belki de öyleydi. Ama yine de çok keyifliydi. Yani mutlaka önereceğim diziler arasında yer almaktadır. Ama bu videoyu izlediyseniz zaten önersek ne olacak? Gitti spoilerlar. Hayır öyle demiyorum bu sefer ben. Bu sefer ben demiyorum bunu. Sen diyor musun? Ben her seferinde diyorum. Şu açıdan. Tabii ki izleyince yine zevk alır insan ayrı da yani hiçbir detayı kaybetmeden izlemek tabii ki önemli. O tabii yüzden. Canım, orası ayrı.
Ama şey çok böyle dev spoiler vermişizdir kesin bir iki tane de yani yine de çok ayrıntıya girmedik en azından. Yine iyi yani. Yine iyi bu izin. Fark etmez. Yazdım. Baştan uyarmıştım. Uyarmıştı böyle, yani. Yorumla. Daha ne desin. İşte böyle arkadaşlar. İzleyin. İzleyin. İkinci sezon çıktığında onu da izleyin. Onu da beraber konuşalım. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yorumunuz varsa dinlemek isteriz. Yoksa hep kendi kendimize konuşuyor oluyoruz yani o da bir yere kadar sonuçta. işte böyle arkadaşlar. Mesa'nın kuyruğu da bize eşlik etti. Mesa'nın kuyruğu video boyunca hiç yer değiştirmeyerek orada kalmayı başardı. Şurada benim arkamda görüyorsunuz. Tebrik ediyorum onu da. Kaç dakikası o kadar hareketsiz uyudu. 35 dakika uyudu. Bir rekor değil. Kesinlikle değil. Yakın bile değil. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.